Bu arada şimdi muhabir arkadaşımız ee, pazarcı Mehmet Çakman yanına gidiyor herhalde 5 dakika sonra yanına olacak ama ben baştan söyleyeyim Mehmet Bey diyormuş ki benim yanıma gelmedi o gün pazara da gelmedi para da getirmedi zaten borçlu Nur'un değildi ki niye getirsin diyor. Getirmemiş demek ki Iraklı kadınla gitmiştir Dünki canlı yayına bağlanan kişi yapmak. diyor ki Domates şey almaya oldu. gitti pazara Sen e, Iraklı kadın da siz onu Parka götürün diye yollarda mı bekliyordu insinde? Hayır, bak Kadın sürekli geliyor bizim mahalle siyah bir aracı var Sürekli geliyor parkın oraya bunlara Gidip geliyor Ama şimdi öyle evet. bir anlatıyorsunuz ki ben de mesela böyle Bir çocuk gördüğüm zaman yardım etmek için Elimden geleni yapıyorum şimdi her yardım evet. ettiğimi de Alıp da kaçırayım niyeti taşımıyorum bir de yani ama Sürekli yani. sürekli gidip geliyor Hı? Sürekli kadın bunlara gidip geliyor. Dedi tamam, Celal'ı kadın, çok ama... sevdi diyor. Celal'ı istiyor. Tamam diyor. o kadın kaçırmış olsun tamam evet. da yani o kadın yollarda sizi mi gözlüyordu yani bunu indirsin de ben hemen alayım götüreyim. Kadın sürekli bizim mahallede ablacığım parka sürekli gelirdi. Değil. Bunların e, evine gelir. Başka komşulara geliyor. He, o zaman siz orada <laughs> indirdiniz o da hemen orada görmüşken alıp götürdüm yani. Odur başka ihtimali yok. Ya o bunların kimden para mi? aldılar dolandırdılar. O günden sonra geldi mi hiç o kadın o günden sonra hiç geldi mi? Onu bilmiyorum efendim. Ben bu kadını sonradan öğrendim. Aksu'da oturduğunu, bunların aile dostu olduğunu. Şey e tamam şey da sonradan öğrendinizse, sonradan öğrendiğiniz bir şeyde kadının her gün oraya geldiğini nereden biliyordunuz? Ee, bunu Halamgül söyledi. Kendilerine sürekli gidip gelir, geldiğim için. Değil, mi? Gelirmiş yani. Gidip geldiğim için ha. annesi dedi. Iraklı kadın dedi bu gidip geldi. Dedim kim bu? Ben bilmiyorum bunların aile dostu böyle biri var. tam o zaman yani Annesi siz, kendisi söyledi. siz kendi gözünüzle görmüş gibi anlatıyorsunuz da hani gelirdi oradaydı. Annesi söyledi bunu. Halama bizzat annesi üç sefer söylemiş. Dedi Celal'ı ben giydirdim, süsledim. O kadından gönderdim. Nereye gönderdi? Annesi bu? kendisi bunu halama söylemiş. Buyurun e bağlansın annesi halam... madem Iraklı kadınla göndermiş de, niye bunları da buraya göndermiş gidin Şimdi bunların kendi ailelerinin arasında çatışma yaşanıyor. Babası ayrı alır satar, parayı cebine saklar. Evet. Bu ayrı ticaret yapar, ne ...onu bunu satar e parayı cebine saklar... E, ne ...şimdi biz biz satma kelimesini... kullanmasak... ...çünkü satma kelimesini kullanınca... ...siz de verdiğiniz 5 bin lirayla... Diyelim, ...Nur'un sahibi olduğunu... ...düşünüyorsunuz ya... ...bu satma meselesi değil... ...yani ben de buna karşıyım... ...yani süt parası olsun... ne Başlığı. ...başlık parası olsun ne olursa olsun... ...çünkü bu karşı tarafa anladığım kadarıyla... ...erkek tarafından alındığı için... ...mesela hani Museviler de kız tarafı veriyor... Hı. Evet. dramama biz de erkek tarafı veriyor. O zaman hani onlardaki durum nedir bilmiyoruz hani orada program yapmadığımız için ama yani burada şunu görüyorum ki ben en azından katılan konuklarımıza siz verdiğiniz başlık parasıyla beraber sanki bir mal satın alıyormuşsunuz, bir buzdolabı, bir koyun, bir keçi alıyormuş gibi ...hissiyatına kapılıyorsunuz ki bunu da şuradan anlıyoruz. Bunu itiraf ettiniz. Nur kaçtıktan sonra ya benim başlık paramı geri ödeyin evet. ya da bana... Fahriye'yi verin demişsiniz. Yok yani sadece yok o yani dönemde. Yok. Yalan söylemem. Manav dükkanı var. Isterim, yalan söylemem. Senin ben senden aldığım karpuz kelek çıktı <laughs> bunu geri vereyim yerine kavun, kavun alayım gibi bir şey bu yani. <laughs> yani ne kadar saçma bir şey biz bak, insan, ben insandan ben bahsediyoruz. Yalan söylüyorum. Çocuklarım var benim 5 bin liramı geri verin derim. Bak benim param yok. Niye ben tamam, dedim. Tamam. Benim param gitmiş sen para derdine düşmüşsün. Sen nasıl Onlar da paramız yok deyince ne cevap verdiniz? Efendim abla? o nerede size paramız yok deyince siz de dün evvelsi gün söylediniz. Cevap de, zaman... vermedim bunu. Kardeşim Mehmet de dışarıda e, kapının önünde verir konuştuk. Fahriye'ye o zaman çocuklara bak. Hayır mi yok öyle bir şey. Fahriye o zaman 13 yaşında halası oğluyla evli. Var, var, Yalan söylüyor. Ben nasıl isteyeyim? Yemin ederim. Yemin ederim. Mehmet abi evliydi. tuttu. Söyledi ya Fahriye bana vereceksin Hayır. ya da 11 lira vereceksin bana. Hayır, dedi bak istedim. ben kendim söylüyorum diyorum ki Mehmet o zaman kardeşim bu bacınız gitti. Hmm. Verin benim 5 bin liramı kardeşim ben gidip başka birini bulayım evlerim. benim çoluk çocuğum var. Yalan Öyle alıyorum. bir şey olmadı. Fahri 13 yaşında. Yalan ben o kadar şerefsiz. Evet, He? 13 yaşında bir kızı istiyorsun. Evet. Bunu bütün mahalle Öylesin. şahit buna. <laughs> Hayır, Hayır, de, be, ben, ya, bu halanız her yerde. Halanıza söyleyin o gelsin, yan o anlatsın bari. Komşular, komşular yan yalar. Tamam, Ve onların yanında gelmiyor. çalışıyorlar. Bütün hayatlarına vakıflar. Tamam. Anladım hayatları. da bu başlık parası dediğiniz şey böyle yani kadın evden gidince geri alınan bir şey mi? Ben bilmediğim için soruyorum. Normal söylüyorum. bir aile olsa efendim önemli değil bak. Milyonlarca insan boşanıyor ayrılıyor. Ama bu aile yani düzensiz bir aile olduğu için. Hı. Ve bu işler yaptıkları için. E ama siz kaç yıl He. beraber oldunuz? Siz de bir hikaye beraber olmamışsınız ki. Bir buçuk yaşında çocuğunuz varmış. E ondan evvel de bir yıl olsa iki buçuk yıl az. Kaç yıl evli kaldınız? Dört yıl. Dört yıl, e, dört evli yıl değil ya. Dört yıl değil ablacığım ya. Dört yıl abla. Dört yıl değil ablacığım. 3 yıl 4 yıl öyle dört ama 4 yıl yani. Tamam Sonra Başlık Havisi. parası geri alınmaz ki. Hayır ben 4 yıl <laughs> zaten <sen gülüyor> çocuklarına bak, Başlık bak, parası, parası verildi mi bir düşün. daha... Dur, dur bir dakika. Başlık parası <laughs> Kat'i surette mevzu edilmez tekrar. Hocam herhangi her bir aile Zaten altın takmıyor musun, mu, elbise almıyor musun? Mu, evine bir şey almıyor musun? Mu? Kız kendine doğru gerçekten bir Vallahi şey almıyor mu? Vallahi herhalde fazla kalmadı diye düşünüyorum yani şu... Yani kalmadı ama... Şu mevzuları artık hayatımızdan çıkaralım. Diye bir şey yok. Hayır, benim geri burada anlamadığım... Ama şey yani Ram Bey zaten başlık parası niye veriliyor ki? Kalmadı zaten şu anda. Hayır, niye ha? veriliyor yani? Başlık parası var. o ha. Anadolu'da yerleşik bir şey. Ama şeydi. niye, niye? Yani konuşulduğu zaman He. ona işte 10 bin lira veriyorum yani düğünde sarf etsinler diye kız tarafı, Hı -hı. erkek tarafı veriyor. He. Düğünde her türlü giyimine, veya düğün masraflarını karşılasınlar diye. O bir yani kız babası kızını ona teslim ettiği zaman belli bir rakam üzerinde Heh. de. İşte bak anahtar kelimeyi söylediniz. Evet. Teslim etmek. Evet. Anlatabiliyor muyum? Aynen böyle. İşte öyle bir teslimiyet yok. yani Tabii o teslim... yanlış bir uygulama. Siz, siz öyle dediğiniz için söylemiyorum. Hayır, yani ya O mantığı anlattığınız için söylüyorum. Uygulama o zaman yanlış da ne maalesef. Bana, bana ait. Kimse kimseye ait değil. Gayet <laughs> tabii. Herkes bir Gayet birey. Şöyle Şimdi bir şu pazarcı e, gitmiş mi yanına? Öyle mi? Önce Mehmet Çakma o zaman bir kulak verelim. Günaydın diyeyim. Ben sözü de bırakayım. Günaydın. Günaydın Müge Hanım. Günaydın. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz yerimize. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah hayırlı bir sonuç alırız. İnşallah, diye bekliyorum. İnşallah. 13 yaşında bir bebekten bahsediyoruz aslında. Evet. 13 yaş dediğiniz yani küçücük, çok evet, küçük. Çok küçük çocuğu. Evet. Evet. Buyurun. Çok üzüldük. Çok. Şimdi deniyor ki çok üzüldük yani o çocuğa yalnız ee, hı hı. Evet. Şimdi diyor ki Bülent Bey ben onu indirdim marketin önüne. Eline de 400 lira verdim. Nur e, evden kaçmadan önce sizden alışveriş yapmış. 400 lira da borcu olmuş. Siz de sürekli aramışsınız Bülent Bey borcunu öde diye. Evet. O da yanınıza gelmeye utandığı için Celal'in eline 400 lira verip sizin yanınıza göndermiş ve pazarda da Celali görenler olmuş. ne ne biliyorsunuz bu konuda ne anlatmak istersiniz? E, tamamıyla bu e, Bülent'in uydurması. O yüzü yani benden saklanacak bir şey yok. Alacağım varsa bana gelir, bana verir. Çocuğa neden veriyor yani? Ayrıca e, bilgilere bakabilirsin. Telefonda ben onu çocuk kaybolduktan 50 kere aradım. Mehmet'ten bir yerden bulabilirsiniz. Aradığıma dahil. Paramı getir gelecek geliyor. Telefona bakıyor bakmıyor. Yani ve siz çocuk kaybolduktan sonra mı aradınız? Sabah aradım He kayboldan sonra paramı istedim yani 400 lira halen orada duruyor alacağım halen duruyor. Eğer inanmıyorsanız araştırıp onun telefonuyla araştırabilirsiniz. Ona demek istiyorum. Dökün yani... onları isteyin ses kaydımız vardır mutlaka. Hanım, yani siz çocuk kaybolmadan önce değil çocuk kaybolduktan sonra Bülent'ten para parayı istediniz. Her gün istedim haber yok bu söylediklerini daha yeni duyuyorum yanıma göndermiş. Bilmem ne yapmış. Yalan söylüyor. Tamamıyla böyle bir yalan yani. Artı borç borcu da kızıyla beraber gelip yaptılar. Karısıyla değil. Bak. Kızı gelsin karşıma. O kızlar çok efendi ve dürüst bir kızlardır. Onlar alışveriş yaptılar. Daha önceki borcu yok. Benim kızım en son hafta gitti. En son doğru. hafta. Celil 400 lira bazen öğrendim. Celil de Celil bazen bana yardım ederdi doğru. Hatta o gün bilgilere de bakabilirsiniz. Annesini aradım sabahleyin. Dedim ki Celal'ı gönder yanıma yardım etsin. "Anavalla" dedi. "Çocuk yatıyor kalkmıyor." "Git yanına." dedim. Gitti. Benim sesim duyunca beni sever kalkar." dedim. "Ya" dedi "ben yorgunum yatacağım biraz." dedi. "Tamam." dedim. "Öğlene doğru gel." Öğlene doğru tekrar onu aradım. Dedim ne oldu? Niye gelmedi? Valla dedi giyindi kuşandı dedi dışarı gitti sen yanına gelmedi mi gelmedi dedim annesi. Giyindi kuşandı dediğim bu Iraklı kadına veriyorlar. Ama giyinip kuşandıktan Ay. sonra zaten ama siz berabersiniz ya, işte yemek gelecek fark Annesi, dedim. annesi o. yanına gelecek ama yanına gelmedi. O sıra, bu da bilir o konuyu Iraklı Aram. mı Faslı kadın kim sorar mısınız? Faslı kadın kim bunun Bunu, yanına da geliyor. Sorarım ama yani ya. o giyinip ben, ben, kuşanma ben, meselesinden ben, ben, sonra ben, beraber ben, çocukla ben, evdesiniz ben. dışarı çıkmıştır geriden gelmiş belli ki saatlere bakınca. Çocuk işte dedim ya özellikle annesi iyi ben onun, çıkıyor. Ben onların evine de gitmemişim, evlerine de gelmemişim. Çocuğu bırakıp gitmemiş, geri geldim ama yani yalan söylüyor tamamıyla, öyle bir şey yok. <laughs> çocuğu pazarda görenler... Yanıma da, yanıma da gelmedi, paramı da... Yani çocuğu şimdi anladığım kadarıyla siz ya zaten Celal'i kişi... yanınızda çalıştırdığınız için en iyi tanıyan sizsiniz. Siz o gün çağırıyorsunuz, gelmek istemiyor. Şimdi Bülent Bey diyor ki daha sonra Celal'i diyor, pazarda görenler var diyor... Size de o zaman bilgi gelmiştir. Görenler var mı? Yok, yalan söylüyor. Yok, yok, yok. Öyle ya olsa zaten mi? yanıma direkt gelirdi. Ve gelmedi. <laughs> çocuk yorgun ama sonra da annesi dedi ki, "Çocuk giyindi sen yanına gelmedi mi?" dedi öğlene doğru. <laughs> gelmedi dedim. Bana çocuk de akşamdan beri yok gitti. dedi. Akşama kadar yok dedi. Allah Allah. Efendim? Peki sizin o pazarda daha sonra ya işte e, Mehmet abi, Mehmet Bey yani Celal'i de biz görmüştük pazarda diyen hiç çıktı mı? Hayır öyle bir şey yok kesinlikle. Ben hatta feysi attım. fesimde de inceleyebilirsiniz. fesim var benim. Onu arıyorum. Memleketim de burada çünkü herkes beni tanıyor bilir. Ve dedim belki bu çocuğu bulan olur. Bilen bilir. Öyle yani. E peki niye Ama o bulamadık ve gözlerimiz anlı yaşlarla duruyor. Yani çocukları yani annesi kadar biz de üzülüyoruz babası kadar. Ay canım benim. Ya sen de onun yani, ustasıymışsın tamam, tabii. Tamam, tabii. Tamam. tabii ki tabii ki. Siz de onun ustasıymışsınız. Tamam, Peki tamam. bak Mehmet Bey'e niye o zaman o sana söyleyenler hiç <laughs> Mehmet Bey'e? Şevmuz Faysal, Abu Taha. Abu Şevmuz Faysal, Abu Taha evet. isimli kişiler görmüşler. Şeymus o günce mahallede gördü, pazarda görmedi. Pazarda gören Faysal, hayır, Abutaha. Abu Taha. Tamam onlar Tam olamaz. Mus mahallede görmüş. Tam hangisi ise hiç <laughs> bulaştılar mı size bu isimler? Şeyh Musfaysal, Abu Taha. Müge Hanım görseydi ben görürdüm. Bu. Tek kişi gören çünkü yanıma geldi. Çocuk başka yere gitmezdi yani. Tek o kusudaki sayılar yalanlı takıldığı faslı kadını sorun. Dur, Bu Faslı kadında değiliz ben, ki. Pazardaki yani ben şey şeyimizdeyiz. Şu anda, Abutaha'dayız. Ha? Şu anda... Şu anda Bülent Bey'e ben soruyorum. Ben paramı neden vermedi bugüne kadar? Yok adama Çocuk kayboldu. Yalana verdim sonra. gönderdim. Zaten evet, bu olaydan sonra her şeyi unuttum bize, ben. Yani, Bak doğrudur ya adama 400 şey. TL borcum var mı? O gün de söyledim yüzüm olmadığı için. Utancımdan gidemedim adamın yanına. Adama ne diyeceğim Bülent, yani? Sen İyi kafayı yiymişsin 400 lira olmaz. için. Ya ya Bülent. 400 lira için ben sana kalkıp bir güne kadar bir şey dedim mi ya? Yok demezsin ya, ya, abi onu ya. biliyorum demezsin. İnsan sen ona kalemle çekersin. bilir. Ben kendi utandığımdan diyorum utancımdan. Bak. bunu sen de biliyorsun ben sessiz bir adamım. Çocuk o sonuçta 12-13 yaşında çocuk yani. 400 ya yani para verilir mi o çocuğa yani? Ha ağzımdan aldığınız ne kadar zamandır evet. onu söyleyeceğim. Yani siz 5 yıldır hani evet. 365 ile çarparsak yani 5'i yani 1600 1700 gün neyse. Yani siz 1700 gündür bir 400 lira para biriktirememiş adamın borcunu ödeyememişsiniz de. Para 13 yaşındaki çocuğun eline değil. niye 400 lira veriyorsunuz? Para biriktirme olayı değil ablacığım para var bak gönderdim 350 TL'yi de eşime gittim verdim. Yani ben e, o günler madde durumu iyi değildi. Hayır, bir haftalık çalıştım. Yıl 150 tele aldım bak. Ondan sonra bu adamın yanına gidemedim zaten. Niye? Yani o mahalleden ben taşındım. Başka bir mahalleye. E, bayağı mesafe vardı aramızda. Ne kadar bir mesafe? Ya 15 kilometre falan var. Aksu'dan Kepez arası. 15 dakika yani. Yani. Daha sonra yani bunların pazarına benim işim yoktu. Ha, ben iki sefer gittim ondan sonra Pınarlı mahallesine. Ha. Ama bu adamın yanına gitmedim. Dediği doğrudur. Bak yüzüm yoktu. Utancımdan gitmedim ben adamın yanına. Ama parayı sonra deyince... unuttum ben. Bak sonra ha. unuttum bunun borcunu. Anladım. Ve emin bakın diyor ki beyefendi. O diyor Nur'un borcu değildi ki diyor. Siz diyorsunuz ki onun Nur'un borcu borcuydu. En son hafta en son hafta kızım gitti Melek. O gitti alışveriş yaptı. Söylesin. Dur, ne de söylemedin? Melek en son hafta büyük kızım Dur, alışveriş, ha. alışveriş yaptı. Ben işte olduğum için çarşamba pazarında çarşamba günümüzü mahallede kurulan. E tamam işte bak her şeyi hatırlıyorsun. Hatta o de. bana dedi. Bak benim defalarca aradı doğru E tamam o gelmedi dedi. kim? E, kız... Tamam kızların geldi. Onlar Bilmiyorum. alışveriş yaptı. Ha. O biri değil yani. Önceki karın değil. Ve gördüm diyen kişiler de korkuyor. Bunu da daha önce de söyledim. Ya niye korksunlar? Korkuyorlar. Bunların şerrinden bunun ya bunların şeyinden ya daha korkuyorum. önce bir adama demedim mi bu bu, bu olaylar yaptılar? Ha? O adamı tuzağa düşürdüler, eve çekip. Muge Hanım yemin adam ederim. buradan bıçakladılar. Tamamdır, bakın şimdi e, Bülent Bey. Korkuyor herkes. Muge Biren Hanım. Bey, şimdi yani 5 yaşında çaldığımız misketlerden yola çıkıp hayatı 50 yaşına gelemeyiz ki. Şimdi bizim konumuzla ilgili mevzuyu konuşacağız. Niye 13 yaşındaki çocuğu gördüğünü söylemeye korksun? Çocuk Adamlar bulunur. Kontrolü. Çocuğun bulunması için kim katkıda bulunursa da günü kahramanı olur. Beş yıldır Ailesi. orada da olmayan, bir, olmayan bir çocuk. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.